Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğimiz, yani tüketmekten çok keyif aldığımız bir içecekle geldim. Bu içeceği nasıl tüketiriz ve zayıflamamızda nasıl bir etkisi olur? Onlardan bugün uzun uzun eğrisini doğrusunu konuşalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kürümüzü hazırlayalım. Bunu hazırladıktan sonra bunun üzerine uzun uzun detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu kürümüzün ana maddesi süt. Fakat arkadaşlar inek sütü, işte koyun sütü falan içemiyorsanız eğer bitkisel sütlerden de faydalanabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, badem sütü gibi. Bunların nasıl yapıldığı ile ilgili bir sürü video var zaten. Kendiniz elde edebilirsiniz, hazır satın alabilirsiniz. Ama bu sütümüzün sıcağa yakın bir ılıklıkta olması gerekiyor arkadaşlar. Sıcağa yakın ılıklıkta bir fincan süte ihtiyacımız var. Bunun içerisine ne koyuyoruz? Bence sütle birlikte en güzel giden, en çok süte yakışan baharatlardan biri. Kan şekerinin dengelemesiyle meşhur. Acaba aranızda bilenleriniz oldu mu? Bence olmuştur. Tarçın tabii ki. Bir çay kaşığı tarçın ekliyoruz süte. 3 bileşeni var bu kürün. Biri süt, dediğim gibi bitkisel ya da hayvansal bir süt. Bir çay kaşığı tarçın ve içerisine 3. sağlıklı ve proteinli bir yağ ekliyoruz arkadaşlar. Bu yağı nereden elde ediyoruz? Susamdan. Susamdan elde edilmiş yağı susam yağı olarak tüketemediğimiz zamanlar, çünkü acı bir yağı var susam yağının. Ama bunun daha lezzetli bir halinden bahsedeceğim. Hani kahvaltılarımızda pek eksik etmediğimiz, nasıl meraklandırdım ama şimdi geliyor. Evet arkadaşlar, bu yağı nereden sağlıyoruz? Tahinden. Evet, bir çay kaşığı tahin ekliyoruz. Bu sütün tadını tahmin edebilirsiniz. Bilmiyorum, ben tahini, tarçını zaten çok severim. Bu şekilde karıştırıp içtiğiniz zaman inanılmaz keyif veriyor. Ama bunun keyif vermesinin yanında ne özelliği var? Nasıl zayıflatıyor? Öncelikle zaten sütün protein ve kalsiyum içerdiğini ve bizim günlük almamız gereken protein ve kalsiyum oranının büyük bir kısmını karşıladığını zaten biliyoruz. Tokluk hissi veriyor biliyorsunuz. Tokluk hissi verdiği gibi içerisine tarçın eklediğimiz zaman kan şekerini dengeleyerek açlık ve tatlı krizlerimizin de önüne geçiyor. Ve tahinden burada nasıl faydalanıyoruz? Sağlıklı yağ ve sağlıklı protein içerdiği için. Tahin biliyorsunuz vücudumuz sıfır yağla beslendiği zaman o zaman yağ yakmamaya başlıyor. Bizim sağlıklı yağlar tüketmemiz lazım. Bunun için tahin bunlardan biri arkadaşlar. Sağlıklı yağlar içerdiği için zayıflama kürlerini de kullanabiliriz. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi ondan bahsedelim. Şimdi bunu içtik. Evet, oturduk, yağlarımız erisin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun bir amacı var. Bunun amacı fazla yememizin önüne geçmek. Diyelim ki beslenme saatimiz yaklaştı. Beslenme saatimiz yaklaştığı zaman bunu içiyoruz. Yani günde 2 olur, 3 olur fark etmez. Beslenme saatimiz yaklaştığı zaman bunu içiyoruz. Birincisi, zaten midemizin yarısını doldurmuş oluyoruz. Yani tokluk hissi veriyor ciddi derecede. İkincisi, kan şekerimizi dengelediği için yeterince açlık hissetmiyoruz. Yani doymuşluk hissi veriyor ve aç hissetmiyoruz. Zaten içerisinde tahin olduğu için uzun süre tok hissettirmesiyle birlikte aynı zamanda iştahımızı kesiyor arkadaşlar. İştahımız kapandığı için de ne yapıyoruz? Doğal olarak kilo veriyoruz. Tarçının metabolizma hızlandırma özelliğiyle yağ yakımını hızlandırmış oluyoruz. Bunu dediğim gibi aç hissettiğiniz zaman ya da canınız tatlı istediği zaman bunu içiyorsunuz. Canınız tatlı isteğiniz azalıyor. Akupunktur etkisi yaratıyor. Aynı zamanda tokluk, açlık isteğiniz azalıyor. Dolayısıyla istediğiniz kadar yiyemiyorsunuz ve kalori açığı yaratıyorsunuz. Ve bu şekilde yağ yakımı başlıyor. Yağ yakımının gerçekleşmesi için vücutta kalori açığı yaratmamız çok önemli. Ben pilates eğitmeniyim arkadaşlar. Sporla uğraşıyorum. Ya egzersiz ve kardiyo ile kalori açığı yaratacağız ya da az beslenerek kalori açığı yaratacağız. Bunlar da nasıl oluyor? İştah kapatan, metabolizma hızlandıran kürlerle bunun önüne geçebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni sağlıklı bir tarifle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.